Evet, 26. soruyla devam ediyorum. Karbon atomu işaretli nişasta molekülü tüketen bir insanda nişastanın sindirimi gerçekleştikten sonra monomerlerin böbreklere gelinceye kadar yapılardan geçme sırası hangisine doğru verilmiştir? Şimdi bu kişi nişastayı glikoza sindirdikten sonra glikoz ince bağırsaktaki mikrovilüsler tarafından emilip nereye geçecek? Kan kılcalına. Kan kılcalından tabii ki ince bağırsakla karaciğer arasındaki kapı toplar damarına. Peki verilenlere baktığımız zaman kimle başlıyoruz? Kapı toplar damarından geçti birinci sırada. Daha sonra karaciğere giriş yapacak. Karaciğerden kan götüren tek bir damar var. O da karaciğer üstü toplar damarı. Karaciğer üstü toplar damarı alt ana toplar damara kan verecek. İkinci sırada bu. Peki alt ana toplar damar kalbin sağ kulakçığına, sağ karıncık derken sağ karıncıktan tabii ki akciğere kan götüren damar akciğer atar damarından geçecek. Sonra akciğerden de akciğer toplar damarıyla kalbe geliyor. Kalbin sol kulakçığı, sol karıncık tabii arkadaşlar ben bunları söylüyorum ama bunları ben yazdırmıştım. Bunları dolaşım sistemini açıp bakmamız lazım. Daha sonra arkadaşlar sol karıncıktan çıkış yapan aortla tabii ki böbreğe gideceği için alt ana atar damarla daha sonra böbrek atar damarına geçecek. Bu sıralamamız aynen burada verildiği gibi olacak. Yani cevabımız Adana.